Kendimize düstur edindiğimiz hizmet nimettir. Düsturuyla da sürekli hareket ettik. Rabbime hamdolsun. Bizler de şehrimizin ve odamızın, özellikle odamızın üyeleri ve şehrimizdeki vatandaşlarımız, insanlarımızın dualarıyla Rabbime hamdolsun hayırlı hizmetlere vesile oluyoruz. Bugün de malumunuz bu programda bir araya gelerek programımızı gerçekleştireceğiz. Tabii oda başkanı olarak göreve geldiğimizin akabininde kendimize önem verdiğimiz ve hakikaten de önem atfeden eğitim bizler için kaçınılmaz oldu. Ve şükürler olsun 5 yıllık bir serüven içerisinde farklı alanlarda farklı eğitimlerimizi vererek bugün eğitimlerimizin bir nebzesinde tamamlamış olarak sertifikalarını bugün kardeşlerimize takdim edeceğiz. Bizler oda olarak özellikle kendimize dediğim gibi düstur edindiğimiz hizmet anlamında bizim için de dediğim gibi önem atfeden eğitim kaçınılmazdır. Çünkü her programda ifade ettiğim bir ince nüans vardır. Eğitimsiz bir insan kendisine faydalı olmadığı gibi temsil ettiği topluma, var olduğu ortama ve çevresindeki insanlara da katkı sağlamayacağı aşikardır. Biz de bu bağlamda eğitimin sadece milli eğitim bünyesinde var olan okullardan verilmediğini, her alanda, her kurumda, her sektörde de eğitimlerin verilmesinin kaçınılmaz olduğunu kendimize şiar edinerek elhamdülillah eğitimlerimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Gerek proje fikri olarak, gerekse projenin uygulanması olarak bizim ajans olarak çok memnun olduğumuz bir proje oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bizler ajans olarak Sayın Valim son 10 yılda 9 tane teknik destek programı uyguladık ve 4 ilimizde 271 projeye destek verdik. İlimizde de 70 proje desteklendi ve bu kapsamda bölge genelinde 20 bin kişiye eğitim verildi. Elazığ'da da bu program dahil 5500 kişiye değişik alanlarda kurum ve sivil toplum örgütlerimizin ihtiyaç duyduğu, kendi bünyelerinde karşılayamadıkları eğitimleri biz program kapsamında destekliyoruz. Değerli katılımcılar, ülkemizde başta KOSGEB olmak üzere melek yatırımcılar, teknoparklar, üniversiteler, kalkınma ajansları, ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından risk sermayesi üzerine oldukça fazla çalışma yapılmakta ve girişimcilik desteklenmektedir. Bu destekleri bizler de önemsiyor ve destekliyoruz. Ancak dünyadaki ekonomik gelişmeler dikkatle izlendiğinde girişimciliğin odak değiştirdiğini görüyoruz. Girişimcilik birkaç yıl öncesinin e-ticaret, KOBİ odağından biraz da olsa ayrılarak teknoloji odağına kaydığını gözlemlemekteyiz. Her zaman dünyanın her yerinde bu tarz girişimlerin olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak gerek teknolojinin artık erişilebilirlik konusunda neredeyse tüm sıkıntıları ortadan kaldırması, gerek başka ülkelerin veya ulusal çapta kurumların desteklerini artırması umudunu canlı tutmak ve ilerlemek için gerçekten çok önemli. Girişimcilik için son yıllarda oluşan algı girişimciliğin sadece Instagram, Airbnb gibi platform, sosyal medya, uygulama ya da e-ticaretten ibaret olduğu. Ancak dünyayı değiştirecek bir alan var. Deep Tech, Entrepreneurship yani bilim ve teknoloji odaklı girişimcilik, yukarıda bahsettiğim popüler ve öne çıkan finansal kar odaklı teknoloji girişimlerinin aksine Deep Tech girişimcilik, uç teknolojiler geliştiren, özgün, kopyalanması zor, yıkıcı ve daha da önemlisi dünya problemlerine çözüm sunan girişimleri ifade ediyor. Yapay zeka, blockchain. Tabii bugün sertifika almaya hak kazanan hem kursiyerlerimize hem esnaf kardeşlerimize başarılar diliyorum. Çok önemli bir eğitim programı olduğu aşikar. Bizden önce konuşan başkanlarımız ifade ettiler. Tabii yeni iş kurumayla alakalı gençlerimiz çalışmalarda bulunacak. İş yeri açanlar işlerini, iş yerlerini geliştirecek, teknolojiyi kullanacak ve çok daha faydalı işlere inşallah imza atacaklar. Hem üretime hem de ihracata katkı sunacaklardır. Tabii güzel söylendi. Elazığ hedefleri olan bir şehir. Gelişen, kalkınan, bölgesinde ekonomik değer yaratmak isteyen,
ve aynı zamanda sadece Türkiye'de değil, dünyada da ön plana çıkmak isteyen yatırımlarıyla, yatırımcılarıyla, girişimcileriyle, özellikle yeni nesil alanlarda oluşturduğu katma değerle ön plana çıkmak isteyen bir cazibe merkezi olmak isteyen bir şehir. Ama şehirler hep söylüyoruz, taşlandıran, geliştiren, kalkındıran özel sektördür. Şehirler artık dünyada yarış halinde. Ülkeler değil arkadaşlar, şehirler yarış halinde ve şehirleri de ön plana çıkaran yatırımlar, yatırımcılar, girişimciler, şehrin akıllı yönetilmesi ve özel sektörün şehre katacağı katma değer. Bu açıdan özel sektör bizim için baş tacı ve çok kıymetli. Gerek ilimizde bulunan yatırımcıların yatırım yapmaları, istihdam oluşturmaları, şehre dokunacak dokunuşlar yapmaları, gerekse de il dışından ve yurt dışından gelecek yatırımcıların, yatırımların gerçekten şehrimiz için önemi büyük, şehirler için önemi büyük. Tabii Elazığ bölgesinde gerçekten güvenli bir şehir, kale gibi duran bir şehir, derinlikleri olan bir şehir, kültürel derinliği, sanatsal derinliği, tarihi derinliği, gerçekten her açıdan yaşanabilir bir şehir, zira Doğu'da da yapılan çalışmalarda, en son Forbes'un yaptığı çalışmada Doğu'da birinci, Türkiye'de 19. yaşanabilir bir şehir. Biz bu eğitim özelinde de değerlendirdiğimiz zaman biz insan kaynağımızın, özellikle girişimcimizi, yatırımcımızı kaliteli hale getirebildiğimiz zaman doğru, odaklı bir şekilde yönlendirip dünyaya açık bir şekilde, teknoloji özellikle yeni nesil alanlara açık bir şekilde yetiştirebildiğimiz zaman bu şehir bunların üstüne koyarak, az önce ifade ettiğim değerlerin üstüne koyarak fevkalade başarılı olacaktır ve Türkiye'de örnek bir şehirlerden birisi olmaya devam edecektir.